Herkesin yalan söylemesi insanoğlunun temel gerçeğidir. Tek değişken hangi konu hakkında olduğudur. İnsanlar hak ettiklerini alamazlar. Ellerine geleni alırlar. Hayatın adaletini ve insanoğlunun üşengeçliğini sorgulayan bir cümledir. İnsanlar oyunu iyi oynamadığı takdirde hak ettiğini almak yerine önüne sunulanları almakla yetinirler. İnsanlar hakkında teorileri olan insanlardan nefret ederler. İnsanoğlunun en büyük düşmanı eleştiriyi kabullenmeyen insanlardan bahseder. İnsanlar kendileri hakkında özellikle kötü düşündüğünden haklarında söylenen doğru olsa bile haz etmezler. Tanımadığın birinden nefret edemezsin. Ön yargının eleştirisidir. Birini yeterince tanıdıktan sonra nefret edebilirsin. Fakat tanımadığın birine duyduğun nefret sadece ön yargı ve kıskançlığın habercisidir. Neden bir ikiden basitmiş? Daha azdır, daha yalnızdır. Ama daha basit midir? Bu cümle bize yalnız insanların daha başarısız ve basit olmadığını anlatır. Anlatmak istediği, bazen bir tek başına iyiyken iki bazen sadece kalabalıktır. Bu yüzden kalabalık olan her zaman yalnızdan iyi değildir. Duygular mantıklı kararlar almanızı sağlasaydı duygu olmazlardı. Beyin ve kalp arasındaki farkı anlatan bir sözdür. İnsana en aptalca kararları duygular verirken en mantıklı kararları beyin verir. Bu yüzden beyniyle karar veren insanların fikirlerini kalbiyle karar verenlere tercih eder. İnsanlar aşk olmadan yaşayamayacaklarını söylerler. Onlara oksijenin daha önemli olduğunu söylüyor. Haus'un realistliğini gösteren ünlü sözlerinden birisidir. Aşk acısının insanın çeşitli sebeplerden zarar verebileceğini ancak gerçek denen oksijenin yani aşktan daha somut bir şeyin önemini vurgular. Uçakta mutlu değilsen aşağıya atla. Hayranı olduğu fakat işinden mutsuz olan TV yıldızına söylediği cümledir. İnsanların mutlu oldukları işi yapması yerine, mutsuz oldukları işlerden şikayet etmeleri yerine o işi bırakmasını açıklar. Bu cümle sadece iş kategorisinde değil, hayatın her alanında yaptığımız seçimlerin ardından yakındığımız karakterimize bir nasihattir. Eğer gezegende acı çeken her insanı düşünseydik hayat çekilmez olurdu. İstesek de her insanı düşünemeyeceğimizi ve öyle bir ihtimal varsa bile acı çekmekten yaşayamayacağımızı öngörmüştür. Acı çekmek elbette kötüdür ancak tüm insanların acısını paylaşacak kadar büyük bir kalbimiz yoktur.